Önce yolda, sonra yol demek istiyor. Yani beraber yol yürüyeceğiniz insanı iyi tanımanız lazım gelir. Tarzlarınızın uyuşması lazım gelir. Bir husus daha vardı. Ankara Hukuk Günlerim'de talebeyken amfideki sıralar ile kürsü arasında aslında fiziken çok fazla bir uzaklık yok. İşte 3 metre, 4 metre vesaire ama zihinlerde uzaklık çok daha fazladır. Şöyle bir tarafımız var. Bilantısa genç yaşlarda oluyor bu ben de yapmışımdır muhtemelen. Bir an önce fikir beyan edeyim. Ama hukuk aslında şey biraz tedbir ve teenni iş. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Hocam Profesör Doktor İsmail Kırca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Teşekkür, teşekkür ediyorum hocam kırmayıp programa katıldığınız için. Lütfettiğiniz için ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Hocam hemen ilk soru olarak ben hukukla tanışma hikayenizden başlamak istiyorum. Sizin hukukla tanışmanız bilinçli bir şekilde mi gerçekleşti? Nasıl gerçekleşti? Hayatımda esas itibariyle birçok şeyde olduğu gibi hukukla tanışmam da Birçok olayda olduğu gibi tesadüf oldu. Lisede e, matematik kolunda okuyordum. Matematikle aram çok iyiydi. Bütün e, ilkokul, ortaöğretim, lise hayatım boyunca matematik öğretmenleriyle aram çok iyiydi. O alanda iyi olduğumu düşünüyordum. E, üniversite sınavlarına ilişkin tercih yapılırken yanlış hatırlamıyor isem şayet. Abim bir hukuk da yazsana diye bir şey hatırlıyorum hayal meyal. O zamana kadar hukukla ilgili herhangi bir şey bilmiyordum. Tesadüf diğerlerini kazanamadık herhalde, hukuk kazandım, hukuk fakültesini kazandım. Hatta şöyle bir anım var, hukuk fakültesini kazandığımı öğrenince o zaman yanlış hatırlamıyorsam gazetelerde yayınlanırdı, internet ortamda bunu öğrenmek mümkün değildi. Bir hayal kırıklığı yaşamıştım. E, alışma süresi biraz zaman aldı. Velhasıl kelam hukukla tanışmam, hukuk fakültesine girmem. Birinci önü değildi. Tesadüftü. Peki hocam matematik kolunda olmanızın buna bir etkisi oldu mu? Ya da girdikten sonra hukukla matematik arasındaki ilişkiye yönelik bir şeyler buldunuz mu hukukta? Ee, bulmaya çalıştım öncelikle. Ee, sayılarla da tanışmak isterdim. Rakamlarla tanışmak isterdim daha doğrusu. Nitekim bu amaçla ilerleyen sınıflarda 3 veya 4 olabilir. Rahmetli Ahmet Göktürk Hoca'dan muhasebe dersini alınca çok sevinmiştim. Ama tabii daha erken sınıflarda e, okudukça matematikte matematikle bağını anlıyorsunuz bunun. Okun. Daha doğrusu şöyle diyelim. E, matematikte sonuçta bir problem çözme sanatı. O da sonuçta objelerin e, şekillerini, hareketlerini inceliyor ve ölçüyor tartıyor, sayıyor her neyse. E, dolayısıyla bunun için bir takım formüller üretilmiş. Size bir veri verirler. Elinizde formüller var ortada. O formülleri kullanmak suretiyle o veriyi formülleri uyararak bir sorun çözersiniz. En basit örnek işte bir ev boyatacaksınız. E, ne kadar boyaya ihtiyaç var? İşte kaç metrekare olduğu, odaların metrekareleri farklı, Bazen silindir şeklinde kolonlar da olabilir. Belki orada yanlış hatırlamıyoruz. İntegral hesabı yapmanız lazım gelebilir. Yani sonuçta e, matematiğe ilişkin formüllerle sorun çözmeniz lazım gelir. Aynı şey hukuk için de geçerli. Yani somut olay, işte klasik mevzuat, ilgili hükümler ve altlama yapacaksınız. O da sorun çözme sanatı. Ama bence... İkisi arasındaki yakın ilişkinin e, için asıl şeye gitmek lazım. Belki Aristo'ya borçlu diye mantığa gitmek lazım gelir. Çünkü her ikisinin anası belki mantık sayılabilir. Yani doğru, sistemli, tutarlı düşünme sanatını öğreten mantığa gitmek lazım gelir. E, matematik şey de öyle, e, hukuk da öyle. E, bir konferansta rahmetli Turgut Kalpsocu'dan hatırlıyorum. İşte mahkeme, hakim, muhakeme, hüküm. Hepsi Arapça bildiğim kadarıyla hekeme kökünden gelen bir şey. E, muhakeme orada şey yapıyorsunuz, bir yargılama yapıyorsunuz. Yargılamada iki şey akla gelir. Tarafları dinliyorsunuz. İşte şey olsun, kamu davası olsun, isterse özel hukuk davalarında. E, o yargılama sırasında bir de ikinci boyut var bir yargıya varıyorsunuz doğru yargıya varmak lazım gelir onun için hukuki kurumları bilmek lazım gelir İyi atlamak lazım gelir e, hukukta yöntem bilimi lazım e, bilmek lazım gelir kısacası mantıktaki tutarlı düşünme iyi öğrenmeniz lazım gelir peki hocam tekrar aslında ticaret hukukuna biraz girdik ama fakülteden mezun olduktan sonra alan olarak neden ticaret hukukunu seçtiniz valla geriye dönüp baktığımda yani o anlara gidip mutlaka şunlardan diyeceğim bir şey yok ama geriye dönüp baktığımda büyük bir ihtimalle ticaret hukuku hocaların bunda önemli bir etkisi olması lazım gelir. Üçüncü sınıfta e, o zaman ticari işletme, şirketler ve kıymetler hukuku dersleri tek ders olarak okutulmaktaydı ama ders saati fazlaydı. Sabi Arkan hocamdan almıştım. Oldukça etkilenmiştim ki daha sonra Sabi hocam e, asistanlığım sınasında hem yüksek lisans hem doktora tez danışmanı oldu. Hatta şu anda mevzuat izin veriyorum bilmiyorum doçentlik jürümde bulunmaktaydı. Doçentlik jürümde bulunmasıydı, bulunması da hem avantaj hem de dezavantaj olarak görüyordum. Avantaj ee o sıkıcı ortamda, heyecanlı ortamda bir tanıdığın olması moral veriyor. Dezavantaj tanıdık birisine mahcup olma endişesiydi. E, dördüncü sınıfta da e, Fırat Öztanacı ve Turuk Kalpsocu'dan almıştım. Hepsi kızız, bütün hocalarım e, bilimsel olarak belli bir standartta olan insanlar ya kişilik olarak da e, örnek alabilecek hayatta kendilerinden çok şey öğrenebilecek hocalardı. Bunun etkisi olabilir ama bugün olsa farklı düşünebilirim. Bu arada araya da sıkıştırayım. Bugün olsa ne yapardınız? Bugün olsa kuvvetle muhtemel medeni hukuku tercih edip medeni hukukun da belli sahalarında çalışmak isterdim. Mesela eşya hukuku, borçlar hukuku, genel, özel de dahil, miras hukuku. Neden hocam gibi. ticaret hukukundan medeni hukuka geri dönüş? Ee, bu ticaret hukukunun önemsiz olmasından dolayı değil. Aklımda kaldığı kadarıyla 1956 tar tarihli ticaret kanunun gerekçesinde şöyle bir şey vardır. Medeni hukuku kök olarak görür, ticaret hukuku onun dalı olarak görür. Dolayısıyla medeni hukuk kurum ve kurallarına vakıf olmadığınız takdirde o dallara vakıf olmanız, onun anatomisini inceleyebilmeniz mümkün değil, eksik kalır. Dolayısıyla öncelikle en azından medeni hukuk alanında temel kurumları öğrenmek lazım gelir. Yine demin söyledik kökeni mantık olan matematikte, hukukta problem çözme sanatının bence e, medeni en azından belli alanlarda daha farklı olduğunu, daha iyi olduğunu düşünüyorum, görüyorum. Belki anlıyorum, bilmiyorum. Hocam eserlerinize geçmek istiyorum son dönemde özellikle yayınlanan eserler. Aslında ondan öncesinde de ortak yazarlı birçok eserinizin olduğunu biliyorum. Bunun son örneklerinden biri de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden Sayın Profesör Doktor Abuzar kendi gelenle yayınladığınız Kıymetli Evrak Hukuku ve Şirketler Hukuku kitaplarınız. Hemen ilk soru olarak çokça ortak yazarlı eseriniz var. Buradan hareketle sizce ortak eserli bir çalışma yapmanın zorlukları, kolaylıkları nelerdir? Ee, belki sizin sorunuza dahil değil ama neden ortak eserli çalışma üzerinde de bir iki bir şey söylemek isterim. Bir takım çalışmasını seviyorum. Yani e, akademik çalışmada kafanızın uyuştuğunu düşüneceğiniz kişilerle beraber çalışma yapmak hoşuma gider. Ee, sebebi bu ortak çalışmanın İkincisi Bir de e, ne yapmak istediğinize bağlı. Eğer kapsamlı bir çalışma yapacak iseniz insanın ona enerjisi ve zamanı yetmeyebilir. O yüzden o bu zamana kadar beraber yaptığım ortak çalışmalar böyle bir şeydi. Yani uzun zaman alabilecek, işte fazla enerjinin sayfedileceği e, çalışmalarda diye düşündüm. Niyetim öyleydi baştan. O yüzden zaman ve enerji konusunda bir paylaşmayı, iş bölümü yapmak için bunu üstlendim. E tabii herkesle şey yapamazsınız, yol yürümek kolay değil. Yani yol yürümeye, yürümemeye karar verdiğiniz insanların kötü insanlar olduğu anlamına değildir. Sadece şeydir yani sizin çalışma tarzınızı uygun olmayabilir diyelim. Çalışma tarzı farklılık olabilir diye düşünürüm. Ee, her ne kadar müşterek ön söz gibi gözükse de son çıkan Şirketler Hukuku kitabında Abuzer Hoca kalemi almıştı onu. Benim kalemim o kadar güçlü değil. Eskilerin tabiriyle Abuzer Hoca'nın kaleminden kan damlıyor. Türkçesi oldukça güçlü bir arkadaşımız. İfade gücü son derece güçlü. Ee, önce yolda sonra yol demek istiyor. Yani e, beraber yol yürüyeceğiniz insanı iyi tanımanız lazım gelir. Tarzlarınızın uyuşması lazım gelir. Ben hakikaten e, Abizar Hoca ile ve diğer meslektaşlarımla beraber çalışmalarında bir zorluk yaşamadım, keyif aldım. Ya Bundan da son derece memnunum. Hiç aklıma şey gelmedi, pişmanlık gelmedi. Ne ya, kadar de, iyi oldu dedim. Peki hocam. E, ben Şirketler Hukuku kitabınızı inceleme fırsatım oldu. Orada ilginç bir yöntem tercih edilmiş. Kitap toplam 400 sayfadan oluşuyor görebildiğim kadarıyla. Şirketler Hukuku'nun ilk cilt yayınladığınız eser. Bu 400 sayfanın içerisinde 150 sayfa temel bilgiler olarak işlenmiş. Kalan 250 sayfa ise özellikle işte konunun detayları ya da konuya ilişkin tartışmalar, doktrinal tartışmalar. Bunları da birbirinden ayırmak için özellikle temel bilgilerde daha büyük puntolar tercih edilirken Ayrıntılar daha küçük puntoyla yazılmış. Yani bir anlamda görebildiğim kadarıyla bu hem bir ders kitabı hem de bu alanda çalışan akademisyenlere ya da uygulayıcılara yönelik bir aslında yol gösterici eser. Bu yöntemi tercih etmenizin sebebi neydi? Bunun bir örneğini gördünüz mü yurt dışında? Bunu merak ediyorum. E, niyetimizi tam olarak tespit etmişsiniz. Yani ben bu çalışmalara başlarken tam da bunu düşünmüştüm. Çünkü e, ders kitabı yazmak kolay değil. Bunu itiraf ediyorum. Yani kısa bir kitap yazmak gerçekten zor. E, bu kadar bir akademik tecrübeye rağmen. Yine de böyle yani iyi bir ders kitabı yazacağım iddiasında bulunamam. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bir de bizim ele aldığımız konular şirketler hukukuna ilişkin. Çok sayıda hüküm var. Bunu ders kitabı olarak yazdığınız takdirde hep şundan endişe ederim. Mevcut hükümleri aktarmaktan öte ne yapabilirim? Endişesi taşırım. E bunu bize yap, bunu yapmayı da çok doğru bulmuyorum. Bir akademisyen olarak. Yani bir katkı sağlamış olmalıyım. Şöyle e, bir durum söz konusu yola çıkarken bir kitap yazacak iseniz şayet bir mevcut kitaplar var. Onlardan farklı şeyler ortaya koymanız lazım gelir en azından. ikincisi katkı sağlayıcı olması lazım gelir bu kitabın Türk hukuk hayatına. Tabii bunların olup olmadığını bilmiyorum. Buna tarafsız, bağımsız, insaf ehli, işin ehli insanlar, akademisyenler, işte hukukçular karar verecek. Dolayısıyla peşine bu konudaki kanaatimi söyleyeyim ama niyetimiz bu yöndeydi. Niyetim bu yöndeydi. O zaman ne yapmanız gerekiyor? E, Lisansın da birazcık üstüne aşan bilgiler vermek lazım gelir. O yüzden yöntem sizin de buyurduğunuz gibi e, işte temel bilgiler dediğimiz bilgileri büyük puntolarla daha detaylı e, inmek isteyen okuyucular için de küçük puntoları yermek suretiyle e, var olanı aktarma e, yabancı tabirle deskriptif olmaktan çıkarmak lazım gelir diye düşündüm. Bu ni niyetimiz buydu. Ama hala merak ediyorum ve sormadım merak etmeme rağmen. Abuzar Hoca o 400 sayfadan 150 sayfayı nasıl buldu? O hesaplamayı nasıl yaptı? <laughs> e, hangi matematik formülünü herhalde göz kararıyla olsa gerek diye düşünüyorum. O kısmı okurken hep tebessüm ederim. Evet. Ön sözde. Hocam tekrar akademik kariyerinize dönüp orada özellikle sormak istediğim bir şey var. Ee, kariyerinize baktığımda hem kendi alanınızda hem de diğer alanlarda çok kıymetli isimlerle çalıştığınızı gördüm. Öncelikle kimlerle çalışma fırsatı buldunuz onu sormak istiyorum. E, lisans sonrasından itibaren başlayalım. Lisans her öğrenci olduk. Farklı hocalardan dersler aldık. Lisans sonrasında biraz önce de söylediğim üzere Sabi Hoca ile esas böyle çalışmam söz konusu oldu. E, yüksek lisans ve doktora tez danışmam taşmanımıydı hakikaten emek sarf etti. Yani akademik alanda sahip olduklarımın çoğunu hocaya borçluyum. Ee, onun emeğini ödeme mümkün değil. Sabi Hoca da biraz önce Abuz Hoca'da anlattığım özellikler e, olan bir hocamız. E, işini çok ciddiyetle yapan, yani hiçbir ayrıntıyı kaçırmamaya çalışan, e, işin herhangi bir yönünü hafife almayan bir insan. Dolayısıyla hocadaki iş alakasını e, benimsemeye çalıştık. Tabii onun kadar yapabilmemiz mümkün değil. Bu açıdan kendisine müteşekkirim. Ama onun dışında hiç kuşkusuz e, Fırat Öztan hocamız vardı. E, bilgilerinden faydalandığımız, rahmetli Turur Kalps hocamız vardı. Hikmet Sami Türk hocamız vardı ki Hikmet Sami Türk hocayla doğrudan çalışmadım ama en azından neler yaptığını görebiliyorduk. E, aynı ortamlarda bulunduk. Gördüğüm en titiz insanlardan birisidir Hikmet Sami Türk Hoca. Ya bu da zaten yazdıklarında, çizdiklerinden çok kolaylıkla anlaşılır. E onun dışında doğrudan ders almış olmasam da Banka ve Ticaret Araştırma Enstitüsü'nün konumu itibariyle Yaşar Karayalçın Hoca ve sıkça sayılabilecek şekilde görüştüğümüz Ali Bozor da her ikisine de Allah rahmet eylesin. Çok şey öğrendik hem akademiye hem de hayata dair. Hocam yurt dışı tecrübeniz de var, evet. orada araştırma evet. işleri bulunmuşsunuz. Evet. Bunlar da dahil olmak üzere ve daha önceki saydığınız isimlerle yurt dışındaki tecrübeniz de dahil olmak üzere o hocalardan özellikle araştırma, çalışma, yazma ya da öğrenciyle iletişim gibi konulara yönelik yöntem bakımından neler öğrendiniz? Sondan başlayabilirim. Bir öğrenciyle iletişim konusunda mesafeyi son derece ayarlayan e, insanlarıydı. İkincisi, e, hakikaten öğrenciye bir şey verme konusunda e, çaba sarf eden insanlardı. Yani bunun farkında olan insanlardı gördüklerim. E, zaten kendilerde çok saygıdeğer hocalardı, ismini zikrettiğim hocalar. Bu benim sadece benim kanaatim değil, başkalarının da hemfikir olduğu bir kanaat diye düşünüyorum. E, işte işlerinde titiz insanlardı. Yani her şeyden evvel ne yapılması lazım geldiği konusunu önceden tespit etmek lazım gelir. Yani yola çıkmadan evvel hedefi iyi tayin etmek lazım gelir. Hedefi tayin, iyi tayin etmediğiniz takdirde işte teste, test konusunu iyi seçmek, ee, makale ise makale konusunu iyi seçmek. Kısacası hedefi iyi tayin etmek suretiyle ancak hedefe sağlıklı bir şekilde varmanız mümkün olabilirdi e, işi ciddiyetle yapmak lazım gelirdi. Bu temel bir şey. Yani iş alakı oldukça önemliydi. Genelde bu çalışma alakı konusunda çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim. Ayrıca hakikaten bence evrensel standartlarda akademik çalışma konusunda bilgiye sahip insanlardı. Bir husus daha vardı. Ankara Hukuk Günlerim'de talebeyken amfideki sıralar ile kürsü arasında aslında fiziken çok fazla bir uzaklık yok. işte 3 metre, 4 metre vesaire ama Zihinlerde uzaklık çok daha fazladır. Yani hiç kuşkusuz belli yaşa gelmiş insanlar olarak hocamızla hocalarımızı suistimal etmeyiz. Ama bu uzaklık zihinlerde de ortadan kalkmalı diye düşünüyorum. Yani karşılıklı olarak öğrencilerle, müstakbel meslektaşlarla etkileşim içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Zaten öğretim üyelerinin varlık sebebi de oradaki öğrencilerde bunu hiçbir zaman hatırdan çıkmamak lazım gelir. Onlar ayrıca ileride avukat olarak, hakim olarak, savcı olarak vesaire hizmetine ifa edecekler dolayısıyla e, sanki o makamlarda görevlerini ifa ediyorlarmış gibi düşünerek davranmak lazım gelir diye düşünüyorum. Hiç kuşkusuz e, hiçbir sıfat olmasa da her insana saygı duymak o ayrı bir şey. Hocam birlikte çalıştığınız hocalarda önceki kuşak hocalarda şahit olduğunuz ancak Bugünkü akademisyenlerde göremediğimiz ya da ağırlıklı olarak onlar tarafından uygulanmayan hususlar var mı sizce? Neler dersiniz? Şöyle söyleyebilirim. Bir her şeyden evvel eski akademisyenler demek ne kadar doğru bir kısmı en azından benim hocam olarak bildiğim hocalar bir kısmı hala aktif olarak öğretmeyeliğini devam ettirmekte. Ama hocam olanlar diyelim. Ben sadece önceki kuşaklar olarak, evet, evet, e, <laughs> evet. onlara da kondurmak istemiyorum. Yani çok seviyorum kendilerini, doğrusu. Ee, bir çalışma disiplini edinmişler. Hakikaten bu anlamda iş ahlakı konusunda standartları son derece yüksek. Türkçe'yi çok iyi kullanan insanlar dili. Çünkü bizim hukukta, sosyal bilimlerde dahil iletişim aracımız şey hukuk. Avukatlar için de öyle, hakimler için de öyle. Yani biz e, bir avukat dilekçesine ne yazdıysa o kadar meramını ifade eder, o kadar ikna eder karşı tarafı ya hakime. E, Geçen de bir sempozum için Antep'e gitmiştim. Orada bir hakim sözünü etti. Bir avukatı gördü. Dedi ya bunun dedi, dilekçelerini hep çok daha dikkatli okurum dedi. Şimdi mutlaka şey yapar dedi. Dilekçesi iyi olur dedi daha ciddiyetli yazar vesaire gibi. Şimdi o e, hocalarımız da dil konusunda çok iyiydi. Meramını çok iyi ifade ediyorlardı. Benim okuduğum kitaplarda genellikle bir cümleyi ikinci defa okuma ihtiyacı duymuyordum. Son derece açıktı meramlarını iyi ifade ettiklerinden ötürü. Tabii tarzları farklı olabilir. Daha çok kısa cümlelerle öz bir şekilde meramı ifade etme en iyi yöntemlerden birisi. Ama bu herkes için geçerli değil. Kimisi adal dil kullanabilir ama... E, keyiflidir de anlayabilirsiniz. Mesela hocam olmakla birlikte aklıma gelen hocalardan birisi mütevaffa e, Rona Serozan Hoca. Keyifle okurum ben kitaplarını. Üslubu farklıdır. E, onda da cezbedicidir ama her halükarda her iki grup hoca da dile önem verir. Şunu söyleyebiliriz. E, şimdiki kuşaktakilerin dile önem vermediği konusunda genel geçer bir şey söylemek bazı meslektaşlarımıza haksızlık olur. Hakikaten bunu hakkıyla yerine getiren birçok meslektaşımız var ama eskiyle mukayese edildiği takdirde buna dikkat etmeyen meslektaşlarımızın gitgide sayıca çoğaldığını söyleyebilirim. Bu e, hakikaten şey, e, ülke için, e, hukuk akademisi için sıkıntı verici bir durum, bir eksiklik. E, onun dışında herhangi bir hukuk metnine kaleme alırken dil dışında sistematiği, atıf usulü, yani sadece içeriğinden esasına ibaret değil ki herhangi bir hukuki çalışmanın e, dört başı mamur hazırlanıyor olması. Bunun şekli boyutu vardır, esas ilişkin boyutu vardır. Nitekim şimdi birçok yerde yazılı olarak neredeyse tez raporu hazırlama usulü kaldırıldı. Eskiden tez raporu hazırlama usulü olurdu. Ben de Sabi Hocam'dan almıştım. İşte şekli ilişkin hususlar, sonra esas ilişkin hususlar, şekli kendi içinde bölersiniz, dil, atıf vesaire diye. Hepsi için detaylı rapor hazırlardınız. Tam olarak neydi hocam tez raporu? Tez raporu mesela önünüze bir yüksek lisans tezi geldi veya doktora tezi geldi veya Doçentlik tezi geldi. Onun için yazılı bir rapor hazırlarsınız. O raporun da bir sistematiği var. Jüriyesi olarak. Jüriyesi olarak rapor hazırlarsınız. Orada hem şekle ilişkin eksikliklerini bildirirsiniz. Hem de esas ilişkin eksiklikleri. Artıları varsa tabii ki onu da ifade edersiniz. Hiç hiçbir şey yok. Şekil değincilişliğine de işte bölersin işte sistematik değil, atıf vesaire gibi. Hocam yine bununla ilgili olarak sizce bir akademisyen makale tez yazarken öncelikli olarak nelere dikkat etmelidir? İlk planda e, konuyu iyi tespit etmesi lazım gelir. E, konuyu iyi tespit etmediğiniz takdirde debelenip durursunuz. Yani ne yazacağınızı tam olarak karar vermezsiniz. Mümkün olduğu kadar artık e, eskiden farklı olarak hukukun birçok alanlarında yazıldı. Daha detayda, daha spesifik konularda çalışmak lazım geliyor. Dolayısıyla çok genel bir konu almanın bir anlamı yok. Çok genel bir konu aldığınız takdirde günlük tabirle işte kes yapıştır, kopları yapıştır oluyor. Yani mevcutu aktaran, aktaran bir çalışma oluyor. Oysa e, kaleme aldığımız çalışmalar e, az ya da çok özgün olmalı. E, çalışılan sayı az ya da çok katkıda bulunmalı. Çalışma konusu ne kadar genel, e, genel olursa e, bunları sağlamanız mümkün değil. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar... Dar bir alanda yazılacak şekilde bir konuyu, spesifik bir konuyu tayin ve tespit etmek lazım gelir. Bu çok önemli. Bu halli olduktan sonra böyle bir e, tespit yaptıktan sonra gerisi kolay geliyor. Tabii ki içerik hiç kuşku yok. O çok önemli ama e, üslup de önemli. Sonuçta e, işte yargılamalarda olduğu gibi usul önemli. Yani e, şekil dediğiniz takdirde değil, atıf usulü vesaire. E, hepimiz için geçerlidir. E, farklı kişilerin yazdıklarını okuduğumuz takdirde farklı lezzetler alırız, farklı kanaatlere varırız. Kimisini kolay anlarız, kimisini anlamakta zorlanabiliriz. Kimisi akıcı olur, kimisi zorlanırız gibi. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar anlaşılır, e, şekli açıdan da e, tamamlanmış bir çalışma yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Yine hocam sizin derslerinizden aktarılan derslerinizi almış bir arkadaşımın bana aktardığı ifade ettiğiniz şey size ait olduğunu zannederek söylüyorum. Değilse affedin lütfen. Fiillerin ilk önce çalışmanızın çıktısını alın. Fiillerin altını çizin. İlk art arda cümlelerde aynı fiilin gelmemesi lazım. Ya da paragraf içerisinde benzer fiillerin çok fazla arda arda gelmemesi lazım. Bu bile belki metnin yazımına son kontrolüne ilişkin önemli hususlardan biri. Evet. Bu ee... Bunu Kalp hocamdan öğrenmiştim. Allah rahmet eylesin. Göstermişti hatta. Kırmızı bir kalem alıp bir aynı cümle içerisindeki sözcük tekrarları var mı yok mu? Var ise onun yerine başka sözcük. O yüzden benim kütüphanede şey vardı. sözlük konusunda kütüphanemin zengin olduğunu düşünüyorum. Eş anlamlı sözcükler, zıt anlamlı sözcükler. Etimoloji ilişkin olarak işte iki üç tane sözcük vardır. Yani bu aynı zamanda söz darcınızın gelişmesini, zorlayan bir şey. E, farklı bir sözcük kullanacaksınız ama meramızı ifade edecek hangi sözcüğü kullanacaksınız? Bazen hakikaten ciddi araştırma yapmak gerektiriyor. Keza birbirine takip eden cümlelerdeki fiil tekrarları. Hepsi önemli. Sistematik. Şunu hatırlıyorum. Sistematik tezin bütün için geçerli olmakla birlikte her bir bölüm kendi içinde de geçerli. Her bir başlığın kendi içinde geçerli birden fazla cümleden oluşan paragraflarda e orada da bir sistematik söz konusu. Yani neyle başlayıp neyle devam etmeli neyle bitirmeliyim? Dolayısıyla bazen kendimizi esasa kaptırıp bütün bunları şey yapabiliyoruz, ihmal edebiliyoruz ama o zaman karşımıza eee meramımızı arzu ettiğimiz şekilde anlatmaktan uzak metinler çıkabiliyor. Akademik yayıncılığa ilişkin hocam bir şey sormak istiyorum. Akademik dergilerde yayınlanan makallerin bugünlerde özellikle yapılan çalışmalarda yalnızca 10 kişi tarafından okunduğuna dair istatistikler var. Bu istatistikler karşısında sizce özellikle yeni yayın platformlarına nasıl yaklaşılmalı? Bu, bu yeni yayın platformlarından kastım da işte blog, internet sitesi gibi yeni akademisyenler tarafından kaleme alınan ancak bizim bildiğimiz hakemli dergilerdeki o formal bir tarzın olmadığı yayınlar. Siz nasıl bakarsınız buna? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Alışkanlıklarımızı bir kenara bırakırsak ki alışkanlık en azından benim alışkanlığımın ne olduğunu izah etmeye çalışacağım. Bilgi neredeyse oraya ulaşmaya çalışmak lazım gelir. Ee, sahih bilgi tabii ki. Ee, iyi bir bilginin olması lazım gelir. Neredeyse ulaşmaya çalışmak lazım gelir bu konuda hem fikiriz. Ama benim alışkanlığım e, hala şey veri tabanları üzerinden daha çok dergilere ulaştım dergileri takip etmeye çalışırım. Mesela e, işte bir bir taban var, orada neredeyse bütün oku fakültelerinin dergileri var. Belli aralıklarla bakarım. E, kendimce önemli gördüğüm makaleleri de okumaya çalışırım çünkü hepsini okumak için zaman da yok. Şu da önemli bence ister orada bildiğimiz geleneksel ortamda yazılmış olsun isterse sizin sözün ettiğiniz anda blog veya benzer bir ortamda yazılmış olsun. E o zamana kadar ki o yazan hakkında edindiğiniz izlenim önemli o yazıları takip etmek bakımından. Sizin nezdinizde bir güvenilirliği var ise olumlu bir düşünce hasıl olmuşsa nerede yazarsanız yazın onları takip edilir. Ama İtiraf edeyim bloklardan çok fazla istifade ettiğimi söyleyemem yine geleneksel o konvansiyonel yöntemleri takip ediyorum yerli de yabancı bakımdan da seçerek mümkün mertebe okumaya çalışıyorum yani yeni yayın platformlar açısından sizin önceliğiniz yazarın güvenilir olması ancak o şartla belki bloğa daha sıcak yaklaşıyorsunuz evet evet yani iyi bir şey varsa bunu okumakta hiç tereddüt etmem, keyif de alırım. Yani kimin yazdığının bir önemi yok, yeter ki iyi bir şey olsun. Belki o zamana kadar e, ismini duymadığım birisinin bir yazısını platformda okuyup ondan olumlu bir izlenme edinmişsem büyük bir ihtimalle onu takip ederim diye düşünüyorum. E, İzninizle o ortalama 10 kişi tarafından okunması dergilerinde birazcık şey... E, hüzünlendirici bir şey aslında, bir sıkıntı. Bunu epeyce zaman önce tespit etmiştim. Aslında çuval tızı önce kendimize batırmamız lazım akademisyen olarak. Akademisyenlerin yedirince okuduğu kanaatinde değilim maalesef. Sadece zorunlu olan hallerde bir şey yazmak veya bir problem çözmek gerektiği zamanlarda işte başvuruyoruz şeylere, yazılanlara, çizilenlere. Oysa bizim yakıtımız, enerjimiz şeydir, yazılanlardır. Onları takip etmezsek eksik kalırız diye düşünüyorum. Bir de hocam mesela pandemi dönemindeki yayınlara özellikle bakıldığında ona dair de istatistikler vardı Türkiye'de de. Bir konu hakkında yazılmış yayın sayısı inanılmaz artmış. Ama o konuya yönelik verilen atıf sayıları çok artmamış. Yani insanlar yazmaya çok meyyal ama çok atıf yapmaya, başka eserleri okumayı çok istemeden yeni şeyler yazıyorlar. Doğrusu o dönemde yazılanları en azından kendi alanımla ilgili olarak izlemeye çalıştım. Şöyle bir tarafımız var. Biliyorsunuz genç yaşlarda oluyor bu. Ben de yapmışımdır muhtemelen. Bir an önce fikir beyan edeyim. Ama hukuk aslında şey biraz tedbir ve iş Yani düşünülmesi lazım gelir sorunlar, mayalanmaya bırakılması lazım gelir. Yani. İlk aklımıza gelenler her zaman doğru değildir, olmayabilir, olmama ihtimali yüksektir. Ee, yakınlık hatası vardır. Dolayısıyla o e, aceleyle yazılmış şeyleri fark edebiliyorsunuz kolaylıkla. Hocam bu söylediğiniz çok kıymetli çünkü genç kuşak akademisyenlerde biraz da sosyal medyanın onları itici güç olarak hani e, kullanması sebebiyle. Bir an önce insanlar fikir beyan etmek istiyor. Yeni bir anayasa mahkemesi kararı mı çıktı? Hemen bir, bir şey söyleyeyim, bir paylaşım yapayım. Bu açıdan teşekkür ediyorum. Benim için çok kıymetliydi. Şöyle olabilir, o konuda yazılması lazım gelir, yazmak lazım ama e, o günle sınırlı bir düşünceye sahip olmak doğru değil. İyice düşünüp, kısa öz bir metni kaleme alıp, e, yıllarca okunabilen bir metni yazabilirsiniz. Oysa aceleyle yazdığınız bir metin işte birkaç gün okunur ve biter diye düşünüyorum. Hocam fakülteden mezun olduğum günlerde ben avukatlık, akademisyenlik ikileminde kalmıştım. O dönem bana çok değerli tavsiyelerde bulunmuştunuz. Ben şimdi son soru olarak aynı soruyu tekrar sor sormak istiyorum. Özellikle meslek seçiminin arifesinde bulunan genç meslektaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Birçok konuda olduğu belki her konuda olduğu gibi istişare önemli. Güvendiğiniz insanlarla konuşmak. Çünkü insanda heves diye bir şey vardır. Heves diye bir kavram var. Bir şeye kapılırsınız ama gerçekte o istediğiniz şey değildir. Dolayısıyla öyle bir yanılgın önüne geçmek için güvendiğiniz insanlarla konuşup sizin dıştan tahlil edilmenizde belki fayda olabilir. Mizacınızı, yapmak istediğiniz mesleğe uygun olup olmadığını vesaire. Birisinin tahlil etmesine fayda var diye düşünüyorum. Tabii şöyle bir şey var, e, meslek seçim lafı çok önemli. Bütün arzum Türkiye'de üniversite mezunlarının böyle seçme imkanı olsun. Yani seçince pişman olmayacak meslekler olsun, ortamlar olsun vesaire Ama birçok durumda da insanların seçme imkanı yok hayat koşulları gereği sevse de sevmese de herhangi bir mesleğe intisap etmek intisap etmek zorunda kalıyor. Ama insan hakikaten sevdiği mesleği seçmeli. Sevdiği mesleğin seçilmesinde de bence belirleyici olan insanın karakteri. Hem kendi söz sahibi olmalı bence hem de karar vermeden evvel bilgisine, ferasetine güveneceği insanlarla konuşmalı diye düşünüyorum. Ama Sevdiği bir mesleği yaparsa mutlu olur. Zaten o iş olarak görülmez eskilerin tabiriyle. Bir hobi gibi olur. Hayatını daha keyifli sürdürür diye düşünüyorum. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim hocam. Keyifli bir söyleşiydi. Davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Sağ olasın.